Kurak geçen bir yaz gününde cemaat cuma namazı sonrası cami imamı ile beraber kurumaya yüz tutmuş mahsulleri kurtarma ümidiyle Bozkır'a yağmur duasına gider. Hacet namazları kılınır, dualar edilir, kurbanlar kesilir. Ama gökyüzünden tek damla yağmur düşmez yine. Cemaat boynu bükük tekrar kasabaya geri döner. Aradan birkaç gün geçer ve bir Allah dostunun yolu kasabaya düşer. Kasaba halkı Allah dostunun yanına gelerek kendileri için yağmur duasına çıkmasını söyler. Ancak Allah dostu yağmur duası yerine kasabayı beraber gezmeyi önerir halka. Halk şaşkınlık ve merakla birlikte Allah dostunun ardına düşer. Evleri dolaşmaya başlarlar. 3-5 evi dolaştıktan sonra damı çökük, kapısı kırık bir eve rastlarlar. Ve Allah dostu kapıdan içeri doğru seslenip ev hanesini dışarı çağırır. İçeriden orta yaşlarda üzeri yamalı bir kadın ve iki yetim kız çıkar. Allah dostu hal hatır sorduktan sonra evin beyinin kalp krizi geçirip erken yaşta öldüğünü ve kadının da iki yetim kızıyla yalnız başına kaldığını öğrenir. Allah dostu kadın ile hasbihal ettikten sonra küçük kızlara kendisinden istekleri olup olmadığını sorunca kızlardan birisi çatıları için kiremit, diğeri de kendisi için yeni bir ayakkabı ister. Allah dostu hemen yanındaki cemaate evin damı için kiremit ve diğer kız için ayakkabı alınmasını buyurur. Kiremitler ve ayakkabılar geldikten sonra Allah dostu küçük kızlara ''En çok ne için dua edersiniz? Söyleyin bakalım dedenize.'' diye sorar. Kızlardan birisi ''Yağmur yağdığında damımız eski olduğu için evimiz ıslanmasın diye Allah'tan yağmur yağdırmamasını isterim hep.'' der. Diğer kız ise ''Ben de eski ayakkabım delik, ayaklarım yağmurlu havalarda ıslanıyor.'' diye Allah'tan yağmur yağdırmamasını istiyorum hep demiş. Allah dostu bu sözlerden sonra yanındaki cemaate dönerek sadece Allah'ın kudretinde olan bir duayı etmeden önce kendi kudretinizle birinin duasını yerine getirmediğiniz sürece duanız kabul olmaz ey cemaat diyerek meseleyi özetlemiş. Yani dostlar bugün yaşadığımız kuraklık için yağmur duası yanı sıra o Allah dostunun yaptığını yapmamız da gerekli ve makbuldür ve selam.